Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Konservatuara hazırlık video serisinin ikinci videosuyla karşınızda olacağım. Konservatuar yetenek sınavlarında neler soruluyor? Genel olarak sizlere bu videoda bunu anlatacağım. Konservatuar yetenek sınavları ikiye ayrılmakta. Birinci sınav eleme sınavı, ikinci sınav kesin kabul sınavı. Tüm konservatuar sınavlarında bu iki sınav olmakta. Eleme sınavı, duyuş sınavı yani kulak sınavı olarak geçmekte. İkinci kesin kabul sınavında ise yine kulak durumunuza bakılmakla birlikte hangi bölüme başvuruyorsanız konservatuarın o bölümle ilgili sizden yeteneğinizi sergileyecek bir performans beklenmekte. Ben genel olarak müzik bölümüyle ilgili sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. İkinci kesin kabul sınavında eğer şan bölümünden başvurduysanız sesinizin güzelliğine, özellikle seçtiğiniz eserin sesinizin karakterini belli edecek olmasına dikkat edin. Çünkü sesinizin karakterine, genişliğine, kendinizi ifade ediş biçiminize, duruşunuza bakılacak. Bir yandan da yine kulak durumunuz ölçülecek. İfade etme gerçekten ekstra bir puan olarak olmakta. İster Batı müziği olsun, ister Türk müziği konservatuarı olsun, şan bölümünde gerçekten biraz böyle estetik olarak sizler sınavdan da geçeceksiniz. Bunun da bilgisini vermek isterim. Birinci sınava dönersek eğer, yani eleme sınavına, yani kulak sınavına. Kulak sınavında neler soruluyor? Hemen kabaca da olsa genel hatlarıyla bir bilgi vermek istiyorum. Kulak sınavı her konservatuarın fix sınavıdır, kemik sınavıdır. Bir ses, iki ses, üç ses, bazı konservatuarlar dört ses, melodi yani ezgi tekrarı ve ritim tekrarı yaptırılmakta. Peki bu ne demek? Nasıl? Hemen piyano önümdeyken göstermek isterim. Bir ses tekrarı. Na. İki ses tekrarı. Na na. Üç ses tekrarı. Na na na. Dört ses tekrarı. Melodi tekrarı, hiç duymadığınız bir melodi olacak. Örnek amaçlı gösteriyorum. Na 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 na. Aynısını tekrarlamaya çalıştım. Bir ritim tekrarı olacak. Genellikle bir kalemin bir zemine vuruşuyla tekrarlatırlar. Ya da alkış yöntemiyle de tekrarlanabilir. Hemen alkışlayarak göstermek isterim. Çünkü şuraya vurduğumda galiba böyle tatsız bir ses gelmekte. Ama kalemi de kullanıyorlar, bilginiz olsun. Mesela alkışlayarak bir ritim tekrarı yapalım. Ne yaptık? Gibi. İşte bu kulak sınavının kriterleri. Genel olarak her konservatuarın puanlama sistemi kendi içerisinde değişmekte. Hatta şu an Mayıs ayındayız. Haziran itibariyle her konservatuarın, her Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kabul esas maddeleri, sınav kriterleri, puanlama sistemi yayınlanacak. Lütfen takip edin. Girmek istediğiniz konservatuarın sayfasını, internet sayfasını bulun. Zaten yayınlanacak duyurular kısmında göreceksiniz. Bu maddeler nelermiş? Mesela bir ses kaç puan, iki ses kaç puan, üç ses kaç puan, melodi tekrarı kaç puan, ritim tekrarı kaç puan? Her okulda, her konservatuarın sınav kriterleri, puanlama sistemi değişmekte.
Bu sebeple size şey demiyorum yani. Bir ses 5 puan, iki ses 10 puan. Belki de başka bir konservatuvarda bu değişkenlik gösteriyor. Ve kaç tane sorulacağına dair, örneğin iki sesten kaç tane sorulacak? Bu da her konservatuvarın yapısında değişmekte. Sizde tavsiyem. Bence takibi elden bırakmayın, sıkı sıkı takip edin ve ona yönelik çalışın. Bu videoda bununla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. İkinci kesin kabul sınavında ise dediğim gibi hangi bölüme başvurduysanız o bölümle ilgili yine yeni yayınlanacak olan kabul esasları, sınav kriterleri hakkında o duyuruda kesin kabul sınavlarının da maddeleri yayınlanacak. Sizden neler istenecek? Örneğin diyelim ki müzikoloji okuyacaksınız. İkinci sınavda sizden ne istenecek? Mesela bununla ilgili bilgiler o yeni yayınlanacak. Aslında yönetmelikte yayınlanacak. Lütfen benden değil kendinizden bunu öğrenmeyi kabullenin. Yani ilk önce sizin araştırmanız gereken bir şey bu. Ben çok isterdim burada tek tek sizlere hepsini anlatayım ama gerçekten çok fazla konservatuvar var. Ve gerçekten hani bölüm bölüm hepsi çok değişmekte. Israrla anlatıyorum. Üstünü çize çize anlatıyorum. Tekrar tekrar anlatıyorum. Takibi sizin yapmanız lazım. Umarım bu verdiğim bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Zannetmeyin ki sadece konservatuara hazırlık serisi bu kadar uygulama olmadan geçmeyecek. Bundan sonraki videolarda bol bol çalışacağız, merak etmeyin. Sizlere faydalı olmak benim öncelikli amacım. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Eğer kanala hala abone olmadıysan abone olmadan bu kanaldan ayrılma. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle diyorum. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Şimdiden başarılar.